Çin yüzeyli futbol sahası. Yeni düzenlemesiyle tamamlanacak bir yapılacak. 3 milyon 685 bin. İşteki 2021 yılı Denizli Pamukkale ilçesi için spor tesisleşme hamlesi atılım yılı olacak diye böyle bir sözü, böyle bir vaadi ileri sürmüştük. Ve kendimize de böylesine güçlü bir hedef koymuştuk. Şu anda bu hedefimize dair çok güçlü iki adımı hep birlikte atıyoruz ve imzalarımızı da gerçekleştirmiş olduk. Birinci büyük adımımız Akköy mahallesi sınırlarımız içerisinde bulunan ve artık içerisinde küçükbaş hayvanların otlamaya başladığı zamanında yıllar öncesinde Akköy ilçesi zamanında yapılmış olan o büyük spor sahasının, futbol sahasının içerisinde uluslararası standartlarda sentetik çim yüzeyli bir futbol sahası hayata geçiriyoruz. Bu sahamızın içerisinde 576 kişilik üzeri kapalı çelik bir tribün gerçekleştiriyoruz. 255 metrekarelik bir sosyal tesis hayata geçiriyoruz. 2 adet soyunma odası, hakem odası, sağlık odası, kafeterya, ısıtma odası, tuvaletler ve duşlar bulunacak. Yine bu sahamızın gece de aktif bir şekilde kullanılabilmesi için 4 ayrı köşesine zemine uygun, yapılacak olan spor faaliyetinin çeşitlerine uygun olacak şekilde aydınlatma tesislerini de inşallah orada kurmuş olacağız. Bu tesisimizin yani Akköy'de gerçekleştirecek olduğumuz sentetik çim yüzeyli futbol sahası, bir stadyum tadındaki bir futbol sahasının KDV dahil olmak üzere maliyeti 3 milyon 685 bin TL. Yine bunun yanında ikinci büyük adımımız olan, yani bizi 2021'de spor tesisleşme adımlarında ikinci attığımız adım da Akvadi içerisinde bulunan ve yıllar önce inşa edilmiş olunan, yine eski ve kullanılamaz hale gelmiş olan bir futbol sahamız var. Burada da bir kuvvetli adım atalım. Bunun da ihalesini gerçekleştirdik. Oradaki sahamızı aynı şekilde Akköy'de olduğu şekliyle çok sağlam bir hale getireceğiz. İnşallah bu yatırımlarımız da, yine Akvadi'deki yatırımımızın da KDV dahil maliyeti yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olacak. İnşallah bu her iki tesisimizi bir yıl gibi bir süre içerisinde tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Böylelikle amatör spora da çok ciddi şekilde kuvvetli bir desteğimizin olacağına inanıyoruz. Sporla alakalı olarak gençlik bizim için gerçekten çok önemlidir. Gençlik sporla alakalı olmalıdır. Bizler geleceğe yön verirken gençliğimizle birlikte vereceğiz ve spor yapan gençliğin dimağının, spor yapan gençliğin aklının, ruhunun, bedeninin çok daha sağlıklı, çok daha başarılı işlere imza atabileceğine biz yürekten inanıyoruz. İşte bu nedenle Pamukkale Belediyesi olarak çok iddialı bir şekilde şunu ifade ediyorum. Pamukkale Belediyesi kurulduğu günden bu tarafa en kuvvetli spor yatırımlarını şu önümüzdeki bir yıl içerisinde alacaktır. En kuvvetli gençlik yatırımlarını şu önümüzdeki bir yıl içerisinde alacaktır. Muhteşem tesisleşmeler, muhteşem gençlikle inşallah buluştuğunda, onun içerisindeki antrenörleriyle, sporcularıyla birlikte inşallah ilçemiz, ilimiz nice nice başarılara imza atacaktır. Biz bu büyük adımları atarken başta şehrimizdeki siyasi büyüklerimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ama özellikle vurgulamak isterim, Gençlik ve Spor Bakanımız önderliğinde bu yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Spor Toto Teşkilatımızın yetkililerine bu işlerin yapılması konusunda Pamukkale Belediyesi ile yapmış oldukları anlaşmalar nedeniyle de yürekten teşekkür ediyorum. Çekiyorum efendim.